Sürücünün Gözü kanalına hoş geldiniz. Bugün jant boyama videosu çekeceğiz. Ekip gördüğünüz gibi böyle kalabalık, 4 kişiyiz. Önce aracı yıkayacağız. Şöyle hafiften başladık. Sonra da zımpara atıp jantlara jantımızı siyaha boyayacağız. Arkasından da vernik atacağız. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Evet, kuş pisliği çıkarma videomuzdaki ürünümüzü yine jantlara sıkıyoruz. Evet, jantları söktük önce, bir tane jantımızı. Zımparayı orada dışarıda attık ama zorlandık ve çok zaman kaybediyorduk. O yüzden aracın üzerinde zımparayı attık. Daha sonra da üzerinde boyama yapacağız. Bir iki jantımızı boyadık. Şimdi bu jantı da görmeniz için birlikte boyayacağız. Bu arada lastikleri geliyor ama lastikleri gelmez çok önemli değil. Zaten zamanla onu da gelmez olacak. Şimdi boyamızı bitirdik. Boyadan sonra da vernik aldık koruması için boyayı. Hemen atmasın diye böyle veya taş falan geldiğinde. Şimdi vernikimizi yapacağız ama vernik öyle boya gibi değil. Sadece bir tane yapmamız yeterli. Şu şekilde yine çalkalıyoruz. Zaten spray boyayla aynı. Bu şekilde. Hemen hemen her yere denk geldiğine emin olun. Bu şekilde korumamızı sağlıyoruz. Evet, jantlarımızı boyadık. Eve dönüyoruz. Güzel siyah oldu. Tabii şeyler oldu. Tekrar arkasından rötuş geçmek zorunda kaldık. Akan yerler oldu. İlk jantı sökerek yaptık. Diğer 3 jantı üstündeyken yaptık. Disklere tabi boyalar geldi. İlk biraz çıktığımızda disklerden biraz ses geldi. Ama o boyalar temizlendi. Yaklaşık 3 kilometrede. Şimdi ses zaten, gelmiyor. Evet, zaten çok az geldi. Yani bütün bütünlüğü. Aynen öyle. Boyaları attı. Bitti evet. Gitti. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi belki yorum olarak yazacaksınız ama lastiğe neden vurdunuz diye boyayı. Şimdi lastik zaten elastik bir malzeme olduğu için yani hava değişimine dışarıdaki yol şartlarına göre değişkenlik gösteriyor. Ve yapısı gereği o lastik zaten zamanla bozarıyor. Yani bozarıyor dediğim rengi soluyor. O yanındaki boyalar da zamanla zaten gidecek. Ama jant metal olduğu için janttaki parlak her zaman kalacak. O gidecek zamanla. Bu zamanla olacak bir şey. Tabi isterseniz hani ben bunu beklemem veya çirkin görünür derseniz de gazeteyle veya işte kartlarla bir şekilde oraya streç filmle tamamını evet, sarıp jantın etrafından yuvarlak bir şekilde keserek de yapabilirsiniz veya, ama jantın sökülmesi ya da aracın lastiğin havaya kalkması lazım. Yani vaktiniz olması lazım. Çok büyük zaman ayırmanız lazım buna. Hatta lastikten ayırabilirsiniz de jantı. Ama tabii jantları korumaya bırakacaksınız. Tabii. Umarım jant boyama videomuzu da beğenmişsinizdir. Bugün çektiğimiz diğer bir RX8 videosunu izlemeyi unutmayın. Videolara yorum ve beğeni atarsanız da seviniriz. Hoşça kalın.